Hem magazin hem de ülke gündemine dair konular hakkında hiç bilinmeyen bilgiler veren, en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Seyhan Soylu. Hem kariyeri hem de özel hayatı merak ediliyor. Seyhan Soylu sanat camiasında oldukça ünlü olan bir isim. Tanınmış birçok kişinin menajerliğini yapıyor. Sisi lakabıyla tanıdığımız Seyhan Soylu, son yılların en dikkat çeken isimleri arasında. 10 parmağında 10 marifet. Türkiye'de çalışmadığı isim yok. Birçok ünlü ismin arkasında o var. Sert görünümüyle herkesi tedirgin etse de bir o kadar samimi, dobra ve içten. Gelin Seyhan Soylu'yu daha yakından tanıyalım. Elçilik görevlisi bir baba ve CHP kadın kolları üyesi, öğretmen bir annenin 3 çocuğundan biri olarak Samatya'da dünyaya geldi. HaberX'ten Hülya Okur'a hayatıyla ilgili tüm bilinmeyenleri anlatmıştı. Kadıköy gazetesinde yer alan söyleşide Soylu şunları söylemişti. "Ben annemden de babamdan da çok memnunum. Babam rahmetli konsolosluk mezunuydu. Annem de öğretmendi. Birisi Anadolu'nun bağrından kopmuş eski bir öğretmen, diğeri 400 yıllık bir İstanbul beyefendisi. Masaya oturduğunda röpteşambırı fuleriyle otururdu. Babam biraz taş fırın erkeği olamadı anneme karşı. Bizde taş fırın hep annem oldu. Onun için de biraz annemin, biraz babamın karakterini aldım. Onun için ben kordon bağımın doğru annede olduğuna, tekamülümün ve Rabbimin doğru rahme beni bıraktığına inanıyorum." Ailesinde hep göçmenlerin olduğunu söyleyen Soylu'nun iki ablası var. Çocukluğu güzel geçti aslında. Samatyalı olmaktan her zaman gurur duydu. Kapalı Çarşı'da çıraklık da yaptı zamanında. Babası büyükelçi, annesi öğretmen olduğu için maddi olarak sıkıntı çekmediler. İnternete baktığımızda annesinin öğretmenliği bırakıp oryantallik yaptığı ve benzeri pek çok asılsız bilgi var. Hülya Okur'a verdiği röportajda şunları söylemişti Soylu. "CHP'li olduğu doğru. Ben kişisel sohbetlerimde de televizyon programlarında da kendimi tiye alırım. İnsanlar beni kahraman yaptı. Evet, gizli kahramanım dedim. Aslında ben ironik, yani toplumun yaralarını dile getirirken insanların beni kafalarına oturttuğu yerden cevap veriyorum. Eğer bana sorularında herhangi bir yükleme yapmazsan yönlendirmeli değil de gerçek Seyhan Soylu olarak cevap veriyorum. Bana dediler ki anneniz dansöz mü, doğru mu? Evet dedim, annem oryantaldir. Halbuki annem karşılama bile oynayamaz. Erkek gibi bir kadındır. Annem de röportajı okuduğunda güldü. Ameliyat olduğumda anneme bile ironik bir cevap vermiştim. Kişiliğimde var bu. Londra'dan anneme telefon açtım. Anneciğim ben ameliyat oldum dedim. Yıktın beni dedi. Anneciğim bende nasıl bir şey varmış ki seni bile ayakta tutuyormuş dedim. Rabbime hizmet ediyorum. Allah'ın gerçek askeriyim. Allah'a aracısız olarak şükredip bedenimle değil ruhumla secde eden biriyim. Ailemle yaşadığım zaman cinsel kimliğimle ilgili ilk tepkiyi onlardan gördüm. Yani ailemin içinde cehennemi gördüm. Annemin bakışlarındaki donukluğu gördüm. Sonra akrabalarım baktı bana. Onlarda yaşadım cehennemi. Sonra komşularımda, sonra çevremde yaşadım. Hayatın içerisinde yaşadım ben cehennemi Allah'ın aşkıyla. Ruhum hep ona secde ettikçe beni mükafatlandırdı. Ruhum hep ona secde ettikçe bana hamdolsun demeyi öğretti. Ve ben cehennemi burada yaşarken cenneti de burada yaşayacağıma inanıyorum. Dünyaya erkek olarak gelen Soylu, çocuk yaşından itibaren kendisindeki değişikliklerin farkındaydı. Çok küçük yaşlardan itibaren kendisini kadın olarak gördüğünü ve ileride bu değişimi gerçekleştireceğinin hayaliyle yaşadığını belirtiyordu. İlk kadınlık hormonunu 13 yaşındayken aldı. Yunanistan'da Dünya Travestiler Kraliçesi oldu. Kadın olmak için ameliyat olmadan önce spermini dondurup Londra'da bir bankaya koydu. Ardından Londra'da erkek olarak başladığı hayatına son verdi. Seyhan Soylu Londra'ya giderek yeni kimliğiyle yeni bir hayata adım attı. Artık o gerçekten bir kadındı. Hayatında ilk resmi dayağı 14 yaşındayken onu sıkıştırmak isteyen bir bekçiden yedi. Belki de bu dayak yüzünden polis olmak istedi. Polis olup kendi ve kendi gibi olanları korumak. Polis akademisine birincilikle girdi. Ancak kendi ifadesiyle cinsel tercihinden dolayı şutlandı. Seyhan Soylu bir dönem Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de radyo televizyon eğitimi alarak şarkıcılığa adım attı. "Pijama terlik diskoya geldik. İşte bak Sisi öpsün hepimizi" diye bir şarkı çıkardı. Fakat bu maceranın devamı gelmedi.
Daha sonra birçok ünlünün menajerliğini üstlendi. Milliyetçi travesti olarak anılan Sisi'nin kolunda bir bozkurt dövmesi bulunuyor. Seneler önce MHP'den teklif aldığını ancak MHP'yi zor durumda bırakmamak için kabul etmediğini söylüyordu. 12 Eylül referandumunda "No No No" gömleğiyle Turgut Özal'ın önündeydi. Pek çok yer bunu bilinçli bir tercih olarak verdi. Ancak Gökay Kalaycıoğlu'na bu konuyla ilgili şunları söylemişti. "Ben Turgut Özal'ın önünde 18 yaşındaydım o zamanlar. Maretin açılışında Güneş Taner vardı. Üzerinde No 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 tişörtü vardı. Amerika'da eşcinseller giyiyormuş. Bana da Nazlı Ilıcak giydirdi. Maretin açılışına gönderdiler. Ben de protesto için üzerimdeki deri ceket vardı, onu açayım derken üzerimdeki tişört de yırtıldı. Gözlerim ortaya çıktı. Turgut Bey üzerine düştü. Turgut Bey başbakanken. Olay yanlışlıkla oldu. Ben aslında tişörtü gösterecektim." Bunun üzerine içeri atıldı ve 15 gün boyunca işkence edilerek dövüldü. Soylu sonrasında yaşananları şöyle anlattı. "Daha sonra rahmetli Turgut Özal'la da tanıştım. Yaptığımdan çok utandım. Çocuksu bir duyguymuş o protesto." Sisi lakaplı Soylu'nun emekli öğretmen olan annesi Emine Kapgit 2014 yılında hayatını kaybetti. Soylu 2020'de Rizeli iş insanı Fahri Bey ile imam nikahıyla evlendi. Ancak bu birliktelik kısa sürdü. Seyhan Soylu tarafından bu ilişki sonlandırıldı. Soylu evliliği hakkında "Bizde öncelik İslami usul. Nisan ayında Moğolistan'da şaman düğünü. Allah kısmet ederse yazında İstanbul ve Rize'de basına açık olmayan yakın dost, arkadaş ve aile çevresinin katılacağı sade bir kır düğünü yapmak istiyoruz. Artık yeni başladığım hayatımda muhafazakar, dindar bir hayat yaşamak istiyorum. Evlilik kurumu ciddiyet ister. Geçmişimde yeterince çılgınlıklar yaptık. Artık sakin ve huzurlu bir hayat sürmek lazım. Benim de hep İslami törenlerle nikah kıymak arzum vardı. Allah gönlüme göre kısmet etti." Geçmişte olaylı Marmara gemisi sürecinde Kudüs ziyaretimde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da yarı hacca eriştik. Rabbim kısmet ederse Mekke ve Medine ziyaretleri de yapmak istiyorum. Bu ziyaretler sonrasında da İslami kurallara göre hayatımı sürdürmek istiyorum demişti. Al Sana Haber programıyla fırtınalar estiren Soylu, anlaşmalı olduğu kanaldan ayrılıp programı YouTube kanalında yapmaya başlamıştı. Burada da oldukça dikkat çeken Soylu, o günlerde bazı sağlık sorunları yaşadı. Köpeğinin kakasına basarak geçirdiği kazadan sonra kalbinin üstündeki kaburgası kırılmıştı. Daha sonra kırık kaburga sol göğsündeki silikonu patlattı. 7 ay önce olması gereken ameliyatı erteleyen Soylu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçireceği ağır bir dizi operasyon için programına bir aylığına doktorunun zorlamasıyla ara vermek zorunda kaldı. Bu dönemde yerini ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na bıraktı. Sağlık sebebiyle ameliyat olurken estetik ameliyat olmaya da karar verdi. Üstelik bu operasyonlarla Filiz Akın'a benzemek istiyordu. 60 kilo verdiği için yüzünde deformasyonlar olduğunu ve bundan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Sisi lakaplı Seyhan Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla değişim sürecine girdiğini açıklamıştı. Ameliyat sonrası bandajlı halini de takipçileriyle paylaştı. Tüm bu işlemleri Filiz Akın'a benzemek için yaptıran Soylu, "Bir tek ona ve o Türk sinemasının en güzel, en asil kadını Filiz Akın hayranlığımdan ameliyat oldum" dedi. Son haliyle sosyal medyada gündem olan Soylu, sözlerine şu şekilde devam etti. 8 saat süren operasyonla Filiz Akın'ın 25-30 yaş aralığındaki güzelliğine kavuştum. Filiz Akın'a benzemek için ölebilirdim de, fark etmez. Şimdi yeni çevrem, yüzüm ve hayatıma yakışan, kalbime layık Kartal Tibet'imi arıyorum. Organizatör ve ünlülerin menajeri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ajda Pekkan, Demet Akalın, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Hadise gibi isimlerin menajerliğini yaptı. Ayrıca televizyon programlarına da katılarak sık sık gündeme geliyor. Yeni Çağrı'da yer alan Aslan Sayım röportajında samimi açıklamalar yapan Soylu, "Herkes sizden korkuyor. Bunun nedeni nedir?" sorusuna şöyle cevap vermişti. "Aslında herkes korkmaz benden. Namussuzlar, doğru yolda olmayanlar korkar. Korksunlar zaten. Yolunda, işinde, gücünde olmayanların benden korkması güzel. Kurduğum birçok dostluklarım var bu sektörde. Uzun süredir en iyi sanatçılarla menajerlik de yaptım. Yanlışı olanın ayağını da kaydırdım. Ben dobralığımla tanınıyorum." (Gülüyor)
Aynı röportajda hükümetle de görüştüğünüz, çalıştığınız söyleniyor. Bu doğru mu sorusuna şöyle cevap vermişti. Bak ablacığım, bu sektörde olmak oldukça zor. Benim hakkımda şehir efsaneleri de çok ama aslında çoğu da doğru. Evet, hükümetlerde iletişimler var. Çünkü bu ülkenin 3 zengin ünlü isminden biriyim. Tabii ki birlikte hareket edeceğimiz durumlar oluyor. Ben bu konuları dile getirmem. Hatta sosyal medya hesaplarımda yediğim içtiğim yemekleri bile yayınlamam. Evet, şükür söylenilen her şey doğru. 84 adet gayrimenkuller, 3 televizyon kanalı, market zincirleri, et restoran zincirleri, hatırı sayılır araziler gibi birçok şehirde yatırımlarım mevcut. Haberler.com'un YouTube kanalı olan Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Soylu çarpıcı açıklamalar yapmıştı. İlk suçunu Haber Bahane programında açıkladı. 16 yaşında arkadaşlarıyla bir eğlence çıkışında bankta yatan Soylu bir bekçinin tacizine uğradığını ve sonrasında onu ayağından vurduğunu söyledi. Soylu açıklamasında hep beraber Taksim'de bankta yattık. O gün de bekçi geldi. Biz bankta uyurken yaz günüydü. Baktım fermuarını açmış. Ben de onun silahını alarak onu vurmuştum dedi. Tüm bunların yanı sıra pek çok çocuğu okuttuğunu biliyoruz. Seyhan Soylu'ya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.